Doğruyu, iyiyi, güzeli, haklıyı, haksızı ve daha nicesini öğreten öğretmenlere. Sayın Kaymakamım, Sayın İçerik Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, Sayın Kurum Müdürlerim, çok kıymetli öğretmenlerim, göz bebeğimiz, canımız, öğrencilerimiz. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple hazırlanmış olan kutlama programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, mesajların okunması, 24 Kasım konulu Fatih Anadolu Lisesi'nin sunumu, ödül töreni, resim servisinin gezilmesi, kokteyl. Sizleri baş öğretmen Atatürk, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nızı söylemeye davet ediyorum. Diyen bir kültürün miraslarıyız.
Öğretmenin emeklisi olmaz, rahmetlisi olur demiş büyüklerimiz. Evet, biz de fiilen hizmet verdiğimizin arkasından emekli olduğumuz için böyle bir ifadeyle geldik. Ama öğretmen emekli olmaz. Aramızda yıllarını vermiş, emektar ama hiçbir zaman emekten, eğitimden, ilimden, fenden ayrılmamış olan büyüklerimiz var. Hoş geldiler onlara. Bugün öğretmen olmanın sevincini, onurunu ve gururunu hep beraber yaşıyoruz ve dost oluyoruz. Sizinle Öğretmenler Günü ile ilgili paylaşımlar yapacağız. Öğretmen yaşayarak, görerek, ilk başladığı günden itibaren hayatını öğrencileriyle beraber getiren ve sürekli kendini yenileyen ama dışarıdan şöyle yap, böyle yap diye herhangi bir söze ihtiyacı olmayan başarılı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, hayatları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorlukları kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Her işi bilen, her şeyi yapan bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir öğretmen. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilendir. Bir insanı kurtarmanın alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başarının yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar ve bulur. Genç kalpleri sevgiye ve ilgiye koşarlar. Bunun için sevgiyi sunan sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalı. Dolayısıyla öğretmen mükemmel olmayı değil, başarıyı hedef almalı. Öğretmen hayatının her aşamasını planlamalıdır. Planı olmayan başkalarının planına uymak zorunda kalır. Öğretmen, yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa, başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmen, ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar, iyiyi, güzeli, doğruyu, sevmeyi, hoşgörüyü ve geleceği onda görmelidir. Ayna kırık olursa, ona bakanlar, baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, size emanet edilen farklı özelliklerde olan çocukları bilgiyle beslediniz, sevgiyle suladınız, sabırla eğittiniz, hoşgörüyle hayata hazırladınız. Bu kutlu görevi bıkmadan, usanmadan yaptınız. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Ürünü insan olan ve gençleri geleceğe hazırlayan bir meslektir öğretmenlik. Yalnızca bir meslek değil, bir sanattır öğretmenlik. İnsanı şekillendiren, onu topluma kazandıran sanatkar
aşçı öğretmen. Çevresindeki sorunları teşhis ve tedavi eden doktordur öğretmen. Doğayı seven, öğrenciler yetiştiren çiftçidir öğretmen. Başarılı öğretmenler, başarılı toplumun öncüsüdür. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmen, öğrencilerine ve topluma iyi örnek olmalıdır. Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencisinin yüreğine dokunabilmesidir. İyi bir öğretmen, öğrencisini, ailesini iyi tanıyan ve ona göre öğrenciye yaklaşandır. Onunla gülen, onunla duygulanan ve onunla sevinebilendir. Öğretmen, ilk göreve başladığı günkü heyecanını kaybetmeyendir. Ömründe bir kere açan ve ölene kadar hiç solmayan tek çiçektir öğretmen. En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir. Velhasıl toplumun kendisidir öğretmen. Bir gün değil, bir yazı değil, bir resim değil, bir şehir değil. Bunlar yetmez öğretmenler dünyaya. Ömür boyu öğretmenler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven idealci, her an muhtaç olduğunuz doktor, geleceğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil, yarını düşünürsek gelecek çok daha başarılı olacaktır. Bunu da öğretmenler başaracaktır. Bu güzel ve özel günde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum. Başarı, sağlık ve mutluluk dileklerimle günümüz kutlu olsun. Ülkemiz ve milletimizin faydasına çalışan
tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime de sevgilerimi iletiyorum. Öğretmenlik mesleğini yapan bir kişi olmanın onurunu ve mutluluğunu taşıdığını ifade etmek istiyorum. Bir öğretmen mesleğe başladığı günden yaşamının sona erdiği ana kadar görevini yapmaya devam eder. Hatta öldükten sonra bile fikirleri öğrencileri aracılığıyla yaşamaya devam edecektir. Onun için öğretmeni ölümsüzleştiren öğrencisini iyi bir şekilde yetiştirmesidir. Sevgi dolu bir öğretmen vatan demektir. Sevgi dolu bir öğretmen bayrak demektir. Sevgi dolu bir öğretmen millet demektir. Unutmayınız ki kelebeklerin ışığa koştuğu gibi çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın karşılıksız sevmesi gerekir. Öğretmenler sadece belirli bir zamanın değil, dünün, bugünün ve yarının sahipleridir. İnsan eğitimini ilk olarak ailesinden alır. Fakat insanların toplumdaki yerin belirlenmesinde temel esas öğretmenlerimizdir. Çünkü öğretmenlerimiz öğrencilerine verdikleri bilgilerle hayatı anlamalarını ve anlamlandırmalarını sağlarlar. Olaylara bakış açımızı değiştirirler. Sosyal yaşantımızda büyük rol oynarlar. Hatta kişiliğimizin oluşmasında katkıları çok büyüktür. Bütün bunlara bakarak öğretmenin toplumdaki değerinin ve yerinin çok önemli olduğunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Sonuçta yetişen her nesil bizlerin eseridir. Bizim ülke olarak belki petrolümüz, altınımız, gümüşümüz yok. Fakat bunlardan çok daha kıymetli bir şeyimiz var. O da genç neslimiz, evlatlarımız. İşte bu evlatlarımızı kuyumcu hassasiyetiyle geleceğe hazırlayan, ilmek ilmek onları işleyen, vatanını, milletini seven, geçmişiyle barışık, geleceğe yön veren, medeniyetimizin ateşini yakacak evlatlar yetiştirmek için mücadele etmek bizim asli görevimizdir. Ben bu aşk ile yanıp tutuşan ve çevresini aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Konuşmama son verirken aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Emekli olan meslektaşlarımıza bundan sonraki yaşantılarında sağlık ve mutluluk temenni ediyorum. Bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükran duygularımla anar, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım, saygılarım.1981'den beri
özellikle bugünü öğretmenlerimize hatırlamak, onların emeklerine verdiğimiz değeri yeniden ifade etmek bakımından 24 Kasım günlerini Öğretmenler Günü olarak icra ediyoruz. Hocaların, öğretmenlerin, tüm katılımcı, eğitimci büyüklerimiz, kardeşlerimiz, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Çocuklarımızın üzerinde eminiz çok. Yavrularımızın, gençlerimizin, geleceklerinin şekillenmesi konusundaki çabanız ve bu konudaki attığınız her adım ülkemizi daha müreffeh bir ülke yapma, geleceğimizin şekillendirilmesi ve dünya milletleri arasında şerefli bir toplum olarak yer alabilme mücadelesinin de bir adımı. Geçmişimizi düşündüğümüzde özellikle öğretmenlerimize verdiğimiz değerle alakalı hep birçoğumuzun okuduğu, belki hatırladığı ama zaman zaman hatırlanmasında fayda olduğunu düşündüğüm Yavuz Sultan Selim Han'ın o dönemin alimlerinden Kemal Paşazade ile ilgili olan Mısır fethinden dönüşünü hatırlatmak isterim eğer müsaade ederseniz. Çok vaktinizi de almadan. Malumunuz Mısır'ın fethi bir padişahın katıldığı en uzun süre zaferlerden bir tanesi, fetihlerden bir tanesi. Çok uzun sürüyor ve dönüşte Mısır'ın fethinden sonra Kahire dönüşünde Adana civarlarında çok büyük bir yağmur, her yer çamur. O gece orada kamp kurulmasına karar veriliyor. Ordugah kuruluyor ve o gece orada konaklanıyor. Yağmurun bitiminden sonra tekrar İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Han o dönemde Anadolu Kazasker'i de olan, dönemin alim ve ilim adamı olarak çok ünlenen hocalarından Kemal Paşazade ile sohbet ederek geliyor. Atların üzerindeler, hareket halindeler ve bir ara Kemal Paşazade'nin, hocanın atı tökezliyor. O tökezleme sırasında atın ayağından sıçrayan bir çamur Yavuz Han'ın kaftanını kirletiyor. Herkes tabii böyle bir durum dolayısıyla kaftanı temizlemek için etrafındakiler temizlemeye çabaladığında, o arada hoca da Kemal Paşazade'de çok üzgün, çok mahcup. Yavuz Sultan Selim Han diyor ki, sakın ha, ona dokunmayın. Bizim diyor geleneklerimiz, alimin çamurunun, üzerimize sıçrayan çamurunun bizim için şeref olduğunu hatırlatır. Ve yeni bir kaftan getirilmesini istiyor. O çamur sıçrayan kaftanı diyor ki, bunu ben vefat ettiğimde sandukamın üzerine örtersiniz. Ve o kaftan bu vasiyet üzerine seneler sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine kaftanın üzerine de örtülüyor. Bu bize şunu çok iyi gösteriyor. Tarih boyunca toplumumuzda Orta Asya'dan beri hem Selçuklu'da hem de Osmanlı'da alime, ilim adamına çok büyük değer verildi ve bu anlamda onların emekleri sayesinde yüzyıllarca yaşayan devletler meydana getirildi. Ben yıllar önce bir ziyaretim sırasında Japonya'da Kobe'de üniversitede bir profesör Tanaka'ya bir soru sordum. Hocam dedim, Japonya ile ilgili bir programdı.
Japonya'nın en büyük sorunu ne? Hocanın bana verdiği cevap çok ilginç geldi bana. Ben özellikle depremle alakalı, bulundukları kuşakla alakalı, hatta o dönemde yaşadıkları mali stagflasyon dedikleri bir bütçe fazlası verme sıkıntısıyla karşı karşıyaydılar. Bunları söyleyecek zannederken dedi ki, genç nesli kaybediyoruz. Daha da özelde çocuk yapmıyoruz dedi. Nasıl yani? Bir ailenin, bir Japon ailesinin ortalama çocuk sahibi oranı 1.6'ya kadar düşmüş. Bu ne demek? Anne baba vefat ettiğinde geriye 1.6 çocuk kalıyor. Yani yaşlanıyoruz, nüfus olarak yaşlanıyoruz. Nüfusumuz eksiliyor. 2050 yılında da Japonya'nın nüfusunun 1/3'ünü kaybedeceğiz. Ben o zaman bizde ait olan rakamları verdim. O günkü rakamlar itibariyle TÜİK'ten aldığımız verilerdi. Türkiye nüfusunun %30'u 18 yaşın altında, %50'si de 30 yaşın altında. Ve çok büyük bir rakam. Dedi ki, tabii inanmadan önce bana tekrar ettirdi rakamları. Tekrar ettikten sonra dedi ki, büyük bir güce sahipsiniz. Yani bu genç nesli iyi eğiterek, doğru bilgilerle teşhis ederek, kaliteli bir eğitimle dünyanın en güçlü devletleri arasında girmekte hiç zorlanmazsınız. İşte siz değerli öğretmenleri, işte o yetiştirme mücadelesinin mimarları sizlersiniz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Hocamın da dediği gibi aramıza yeni katılan öğretmenlerimize hoş geldiniz diyorum, hayırlı olsun. Bütün emekli olan öğretmenlerimize huzurla, mutlulukla yaşayacakları günlerde temenni ediyorum. Ve özellikle hakka yürüyen bütün öğretmenlerimizin, bütün şehit öğretmenlerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Ve müsaade ederseniz hem kendi öğretmenlerimi, başta Gazi Mustafa Kemal baş öğretmen olmak üzere kendi öğretmenlerimi, bütün öğretmenlerimizi, eşim öğretmenimizi ve sizlerin öğretmenler gününü yeniden kutluyorum. Saygılarımı arz ediyorum.